Avrupa'nın 3. bir konteyner limanı 2015'te hizmete açıldı. Yapımına 2004'te başlanan liman, çevreci olma özelliğiyle dikkat çekmektedir. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Tekirdağ'dan Emre Hoca'ya selamlar. Bugün Konya şehrimizdeyiz. Konya en büyük yüz ölçümüne sahip olan şehrimizdir. Tarihi, tarımı, sanayi ve turizmiyle ön plana çıkmış Konya, Konya'nın simgelerinden olan Mevlana her yıl binlerce turist ağırlamaktadır. Mevlana Hazretleri'nin bahçesinde bulunan bu çeşme hayatı anlatıyor. Burada yalnız bir kişinin iki kişi olarak çoğalması, sonra daha büyük çoğalması, sonra da iki kişi kalıp tek kişi kalıp ve ebediyete uğurlanmasını anlatıyor. Yani kısaca bu çeşme bizim hayatımızı anlatıyor. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Emrah Hoca'ya selamlar. Turizmin parlayan yıldızı Alanya. Alanya, Bizans zamanında Kolonaros adıyla anılırken 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat şehri almış ve adını Alanya olarak değiştirmiştir. 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk adını Alanya yapmıştır. Alanya Kalesi, surların uzunluğu 6,5 kilometreyi bulan denizden 250 metre yükseklikteki yarımadada kurulmuştur. Alaaddin Keykubat şehri alınca burasını Akdeniz'de ticaret güvenliği için kullanmıştır. UNESCO geçici koruma miras listesindedir. Kızıl Kule şehrin simgelerindendir. Anadolu Selçuklu eseridir. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Emre Hoca'ya selamlar, sevgiler. Şu anda Afyon'da Çekirdek Tarlası'nda sulama yapıyoruz. Amacımız çekirdekteki verimi arttırmak. Buradan da Deniz'den Emre Hoca'ya selam olsun. Su motoruyla. Bitlis ili sınırları içinde bulunan Nemrut Volkan Dağı'nın patlaması sonucu oluşan bölgedeki tektonik çöküntünün önünün kapanmasıyla oluşmuş karma yapılı bir göldür. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün suları sodalı ve tuzludur. Deniz seviyesinde 1646 metre yüksekte ve en derin yeri 451 metredir. Üstünde 4 ada bulunmaktadır. Bunlar Akdamar Adası, Çarpanak Adası, Adır ve Kuş Adalarıdır. Arkeolojik sit alanıdır. İnci Kefali sadece burada yaşamaktadır. Ayrıca size buradan gözüken Van Kalesi'ni göstermek istiyorum. Van Kalesi de Urartu Uygarlığı'nın bir kalesidir. Ve gölün üstünde vapurlarla yapılan taşımacılığın bir parçası olan trenleri göstermek istiyorum. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Van'dan Denizli'ye Emre Hoca'ya selamlar. İyi günler. Burası Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı Köyü. Görmüş olduğumuz bölge dünya gül üretiminde bir numaralı gül yağı ve gül suyu üretimi yapılan bölge. Türkiye'nin en kaliteli gülleri bu bölgede yetişmekte. Gözünüzün alabildiğine gül tarlaları Türkiye rekoltesinin %90'ını karşılamakta. Mayıs aylarında gül festivalleri bu bölgede yapılmakta. Thank you.
Emre hocama Isparta Güller Diyarı'ndan selamlar yolluyorum. Başlattığı bu projeden ötürü de teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki bilgi paylaştıkça çoğalır. Muş, Doğu Anadolu bölgesinin küçük bir şehridir. İklim olarak karasal iklim görülür. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Muş Ovası, Dayıç Ovası'na örnektir. Buğday, arpa, şeker pancarı genel geçim kaynağıdır. Evet, burası da Murat Köprüsü. Murat Köprüsü tarihi bir köprüdür. Osmanlı zamanında özüne uygun restore edilmiştir. Buradan geçen nehir Murat Nehri'dir. Bu nehir Fırat Nehri'nin en uzun koludur. Uzunluğu 722 kilometredir. Kaynağını Ağrı Diyadin ilçesinden alır. Evet, Emre Hoca ve Deniz'e selamlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Orta Karadeniz'de yer alan Tokat ilinin Erbaa ilçesinden sesleniyorum. Erbaa Ovası, Tokat'taki 5 tektonik ovadan biridir. Tektonik ova, fay hatları boyunca oluşan çöküntülerin alüvyon birikintileriyle dolmasıyla oluşur. Şimdi sizlere Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden doğan, adını da bu ilçeden alan Erzincan-Sivas il sınırlarından geçip Tokat'ın Reşadiye-Niksar ovalarını sulayıp Erbaa ilçesinde Amasya'dan gelen Yeşil Irmak'la Kelkit nehrinin birleştiği o muhteşem yeri gösteriyorum. Burada gördüğünüz köprü ayakları Roma döneminde yapılmış ve yakın zamana kadar kullanılan Boğaz Kesen Köprüsü'nün kalıntılarıdır. Yakın zamanda restore edilmesi düşünülmektedir. Kelkit Çayı, burada gördüğünüz, sol tarafta gördüğünüz nehirdir. Yeşil Irmak da sağ tarafta gördüğünüz Amasya'dan gelen ırmaktır. İkisi burada birleştikten sonra çok derin bir vadi açarak 2000-2500 rakımlı dağların arasından geçip Samsun il sınırlarına girmekte. Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarını besleyip Çarşamba Delta Ovası'ndan Karadeniz'e dökülmektedir. Emrah Hoca'ya ve Denizli'ye selamlar. Bilgi paylaştıkça çoğalır.